Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş bulduk sizlere. Yine bugünkü dersimizde Photoshop, konu Photoshop. Bugün sizlere Photoshop'ta yine aynen yüz lekeleri veya akneler, sivilceler nasıl temizlenir? Bu defa farklı bir komut göstereceğim. Photoshop'umuzu açalım hemen. Evet, üstten yeni diyelim. Web dedik. 1600x1200 beyaz olması lazım arka fon. Evet arkadaşlar. Resmimizi şunu indirelim, bebek resmini. Bir de akne ve sivilceyi indirelim. Evet arkadaşlar, hemen konuya geçelim. İlk önce beyefendini katmana attık. Layer komutuna girip iki defa tıkladık. Katmanı bağımsız yaptık. Şunu çalışma penceremize de götürebiliriz ama tamam, yine de yerinde kalsın. Sorun değil. Yani ben hep öyle alışmışım. Yeni pencereye atıyorum. Mesela şurada şu lekeyi nasıl çıkarız? Yeni bir sol toolbar'dan yeni bir komutumuz var. Page tool. Page tool. Seçtik. Daireye aldık. Komut çalışmadı neden? Çünkü katman seçili değil. Eğer katman katman üzerinde yani bu komutu çalıştırmak için herhangi bir katmanın üzerinde durmak lazım. Aksi halde çalışmaz komut. Tıkladık, bembeyaz. Diğer resmimize geçelim. Bayan resmine. Üst tarafa bıraktık. Katman üzerinde iki defa tıkladık. Ve yine page tool. Aynen. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi sorunsuz. Ama şöyle bir özellik var. Şu mesela, hani ben sivilce aldım ya, şu ona yakın bir renge götürmem lazım. Mesela getirip buraya koyarsam beyaz yere yine de olur da, ama siz yine de benim dediğim gibi yapsanız daha karlı çıkarsınız. Mesela program bazen şey yapabilir, hata yapabilir yani bu durumlarda. Mesela şuraya beyaz yere değil de yine yakın bir yerlere götürün şeyi. Bitirdik. Tekrar sivilce. Ah şöyle. Başka var mıydı arkadaşlar? Yok. Çocuk resmini de tekrar getirelim. Bu resim üzerinde de yani farklı çalışmalar yaparsak tecrübemiz de artar. Zor işleri severim. Mesela büyük büyük yaralarda veya büyük lekelerde sorun olabilir biraz. Onu ne yapmalı? En azından onun yarısını yapıp yavaş yavaş alıştırmak lazım. Yavaş yavaş temizleyip alıştırırsak iş sonuçta güzel olur. Tam yani böyle büyük lekelerde tam süper olmasa bile sonuç yine de işimize yarar yani. %50 işimize yarar. Yani şu morluğu tekrar kaldırmak için biraz daha çaba sarf etmek lazım. Dediğim gibi uğraşmak lazım.
Bence şu kadar yeterli. Hani çocuğun kolu temizlendi yani. Evet arkadaşlar. Söylediğim gibi iki boyutlu grafik programlarından Photoshop, CorelDRAW, SmartDRAW, eDRAW. Yani bu Adobe Illustrator yani ilgili alanımızda olan programlardır. Yani bu programlar hakkında eğer sormak istediğiniz bir şeyler olursa lütfen yorumlarınızı bekliyoruz. Lütfen videomuzu beğendiyseniz yani bilgilerimizden yararlandıysanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız sürekli yeni çektiğimiz videolar güncel olarak hep ilk size gelir. Bugünkü dersimiz bu kadar. İzlediğiniz için sağ olun, teşekkür ederim.